Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. İlk olarak dünya ülkelerinin para piyasalarından bahsedeceğim. Bugün gündemde Amerika Birleşik Devletleri ile Çin'in ilk faz ticaret anlaşmasına ilişkin görüşeceklerine dair haber akışı ve salgın konusunda alınan tedbirlerin gevşetilmesi dün risk iştahını destekleyen gelişmelerden oldu. İçinde bulunduğumuz ayda tedbirlerin gevşetilmesine yönelik süreç açıklanacak ekonomik veriler ve salgına ilişkin gelişmeler gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Türkiye'de ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından haftalık para, banka ve menkul kıymet istatistikleri yayınlandı. Merkez Bankası'nın bürüt döviz rezervi 30 Nisan itibariyle bir önceki haftaya göre 1,2 milyar dolar azalmış oldu ve 51,4 milyar dolara geriledi. Toplam rezervler ise 86,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yabancı yatırımcılar geçen hafta net 288 milyon dolarlık menkul kıymet sattı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 2 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 677 bin kişi azalarak 3 milyon 169 bin oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Trump ve Putin'in görüşmelerinde 75. zafer gününü ve yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele konusunu ele aldıklarını bildirdi. Görüşmede iki liderin önemli diğer ikili ve bölgesel konuları da değerlendirdikleri bildirildi. Çin Başkan Yardımcısı Li Yuhi ile Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'ın gelecek hafta ilk Faz Ticaret Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin görüşme yapacakları belirtildi. Birinci faz anlaşması Liu ve Lighthizer'ın her 6 ayda bir görüşmesi öngörülüyor. Gelecek haftadaki görüşme planlanandan biraz daha önde olacak. Planlanan telefon görüşmesinin Liu ve Lighthizer'ın pandeminin dünyanın en büyük iki ekonomisini vurarak tedarik zincirlerini bozmasından hemen önce ocak ayında imzalanmasından bu yana anlaşmayla ilgili yapacağı ilk resmi görüşme olacağını belirtti. Almanya Federal İstatistik Ofisi sanayi üretimine ilişkin mart ayı geçici verilerini açıkladı. Verilere göre mevsimsellik ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi martta bir önceki aya kıyasla %9,2 düştü. Böylece Covid-19 salgın etkisiyle ülkede sanayi üretimi kayıtların tutulduğu 1991'den bu yana puan bazlı en büyük düşüşü gösterdi. Ve sanayi üretiminin seviyesi yaklaşık son 30 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. İngiltere'de ise İngiltere Merkez Bankası dün toplantısında politika faizlerini değiştirmeyerek %0,10 puanda tuttu. İngiltere Merkez Bankası yetkilileri koronavirüs pandemisinin ekonomiyi harap etmesiyle birlikte İngiltere ekonomisindeki sert düşüş ile mücadele etmek için daha fazlasını yapabileceklerini söylediler. Petrol tarafında ise Suudi Arabistan'ın fiyatları artırması ve Çin'in deniz aşırı petrol talebinin yükselmesi toparlanmaya katkıda bulundu. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak Borsa İstanbul 100 endeksine teknik olarak baktığımızda yukarıda 99082 seviyesinin kırılması halinde önce 99790 ve arkasından 100.800 seviyesi test edilebilir. Aşağıda ise 98.000 seviyesinin altında önce 97.345 ve arkasından 97.220 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Dolar Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda yukarıda 7, 10 seviyesinin kırılması halinde önce 7,1195 ve arkasından 7,15 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 7,0874 seviyesinin kırılması halinde önce 7,0780 ve arkasından 7, 0.4.60 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Euro Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda yukarıda 7,76 10 seviyesinin kırılması halinde önce 7,7960 ve arkasından 7,8530 seviyesi test edilebilir. Aşağıda ise 7,65-35 seviyesinin altında önce 7,61-10 ve arkasından 7,54-45 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda aşağıda 1,0851 seviyesinin kırılması halinde önce 1,0817 ve arkasından 1,0772 seviyesine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1,0885 seviyesinin kırılması halinde önce 1,0926 ve arkasından 1,0994 direnci test edilebilir. Altına teknik olarak baktığımızda yukarıda 1723 direncinin kırılması halinde önce 1730 ve arkasından 1738 seviyesine kadar yükselişler yaşanabilir. Aşağıda ise 1709 desteğinin altında önce 1698 ve arkasından 1691 seviyesine kadar düşüşler öngörülebilir. Gram altına teknik olarak baktığımızda yukarıda 96 Türk Lirası seviyesinin kırılması halinde önce 399 Türk Lirası ve arkasından 403 Türk Lirası seviyesine kadar yükselişler yaşanabilir. Aşağıda ise 389,15 seviyesinin altında önce 387,40 ve arkasından 382,30 desteğine kadar düşüşler öngörülebilir. Pound dolara Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1,2408 desteğinin altında önce 1,2358 ve arkasından 1,2304 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1,2482 seviyesinin üzerinde 1,2515 ve arkasından 1,2544 direnci test edilebilir. Dolar yine teknik olarak baktığımızda aşağıda 106,22 desteğinin altında önce 105,98 ve arkasından 105,60 seviyesine kadar düşüşler öngörülebilir. Yukarıda ise 106,47 seviyesinin kırılması halinde önce 106,66 ve arkasından 106,88 direnci test edilebilir. DAX 30'a teknik olarak baktığımızda aşağıda 10900 desteğinin altında önce 10778 ve arkasından 10766 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 10920 seviyesinin üzerinde 10930 ve arkasından 10947 direnci test edilebilir. Petrole teknik olarak baktığımızda yukarıda 25,80 seviyesinin üzerinde Önce 25,98 ve arkasından 26,13 direnci test edilebilir. Aşağıda ise 25,57 seviyesinin altında önce 25,42 ve arkasından 25,01 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Bitcoin'e teknik olarak baktığımızda yukarıda 10078 direncinin üzerinde önce 10237 ve arkasından 10514 seviyesi test edilebilir. Aşağıda ise 9742 seviyesinin kırılması halinde önce 9211 ve arkasından 8000 920 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.